Bugün duyurularda da aldığınız üzere ISO 14064'ün yeni revizyonu ile ilgili, 2018 revizyonu ile ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyoruz, bir paylaşım yapmak istiyoruz. Bu son dönemde özellikle çok üst üste oldu. İşte standartların revizyonları 9001, 14001, 45001, 50001 falan hepsi güncellendi. Sırada 14064 varmış. Onu da güncelledi çok şükür. Aynen öyle. Diyeceksiniz ki yani ne zamandır karbon emisyonu hesaplanıyordu da bir de bu standart güncellendi. Ama biz ilk standart 2006'ydı galiba eski 2006'da versiyon. yayınlanmıştı. Türkiye'de mesela 2008'den itibaren uygulamalar vardı. Bugün evet 2019'da 2018 versiyonu olarak 2018'in Kasım'ında falan yayınlandı galiba. Yayınlanmış standardı konuşuyor olacağız. Biz kimiz? Kısaca ondan bahsedelim size. Bizi tanıyanlar var. Biz iki kadın girişimci olarak aslında yurt dışındaki sürdürülebilirlik bilgisini geçmişte çalıştığımız firmalar aracılığıyla Türkiye'ye getirme fırsatı bulmuş kişileriz Galiba ve tecrübelerimizi daha iyi aktarabilmek için bu yola çıktık gibi hissediyorum ben. Bu aynen öyle. girişimcilik şöyle bir yol aslında. Bu yolu 2 yıldır yürüyoruz, 2,5, 3. yıla döndük. Önce bir yola çıkıyorsunuz, sonra yavaş yavaş yaptıklarınızla, etkileşimle aslında neden yaptığınızı daha iyi anlıyorsunuz. Biz gördük ki bu tecrübeyi girişimci olarak bu şekilde kendi firmamız üzerinden firmalara çok daha iyi aktarabiliyoruz. Sürekliliği bu iş birlikleriyle sağlayabildiğimizi gördük. İki kadın girişimci olmak dışında aslında bir de arkanızda sektörden bildiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz kişilerle de yürüyoruz. Bir teknik uzman havuzumuz var. Aynen öyle. Her biri kendi konusunda uzman, proje bazlı destekleyen. Evet, yani şunu yapmıyoruz. Tabii ki hani SİM markası olarak sonuçta biz de bu markayı güçlü kılmak istiyoruz. Birlikte çalıştığımız kişiler yani her projede mutlaka bizler dahil oluyoruz. Ama eğer bir işbirliği yapacaksak belli projelerde de orada da gerçekten gücüne, tecrübesine güvendiğimiz kişilerle mutlaka işbirliği yaparak ilerliyoruz. Amacımız ne? Kurumlara ne kazandırmayı hedefliyoruz? Aslında yola çıkarken de biz hep sürdürülebilirliğin bir kültür olduğunu Mottomuz söyledik ve bunu aynen öyle logomuza yerleştirdik. Sürdürülebilirlik bir kültürdür diye. Bunu da kurumların özümsemesi için, kurumun içselleştirilmesi, en tepe yönetiminden en aşağıda operasyonda görev alan kişilere kadar herkes tarafından bunun yani içselleştirilmesini sürdürülebilirlik istiyoruz. bir son noktada iletişim aracı ya da işte reklamı yapılacak noktadan ziyade kurumun içerisinde yaşatılması gereken bir şey. O zaman aslında istenilen başarıya ulaşılabiliyor. Kurumun içinde yaşatılabilmesi için de o kuruluşa uygun çözümler olması gerekiyor. Biz yine o yüzden bu yolu yürürken fark ettik ki biz terzi işi çözüm verebiliyoruz. O zaman hem karşı taraf tatmin oluyor hem biz de tatmin oluyoruz ve başarıya ulaşıyor. O yüzden kurumun kültürüyle sürdürülebilirlik kültürünü beraber ilerleterek yol aldık diyelim. Burada kurumlardan en çok gelen hani ben sürdürülebilirlikle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapacağım? Yani bunu duyuyorum ama nasıl ilerlemem gerekiyor gibi serzenişleri tabii duyuyoruz haklı olarak. Çünkü o kadar geniş bir kavram ki sunumun ilerleyen slaytlarında sürdürülebilir kalkınma hedeflerini göreceğiz. Yani şimdi ben sürdürülebilirlik yapmak istiyorum diyen birisi biraz Google'da biraz araştırsa karşısına 17 maddeli bir sürdürülebilir kalkınma hedefi çıkacak ve ben nereden başlamalıyım noktasında da evet biz risk analizi yapılmasını, risk değerlendirmesi, hayat boyu yaklaşımı mutlaka temel almaları gerektiğini kurumların düşünüyoruz. Ve bu sayede hani bu bakış açısıyla bu altyapının kurulmasıyla da sürdürülebilirlik lideri firmalar yaratmak istiyoruz ve bunun için de
tabii ki kurum içerisindeki sürdürülebilirlik liderlerinin olmasını, onların varlığını destekliyoruz. Bunu aslında çok önemsiyoruz. Çünkü bu bir kültür diyorsak, bu kültürün firmalarda yaygınlaştırılmasını sağlayacak kişiler sizlersiniz, evet. Bizleriz, herkes. Herkes sahiplendiği zaman oluyor. O yüzden herkes kendi içerisinde lider. Biz de bu liderliği sürdürülebilirliğe taşımak istiyoruz. Bunun için işte eğitimler veriyoruz. Bunun için şu an katıldığınız gibi webinarlar yapıyoruz. Bunun için kendi aramızda yaptığımız kahve sohbetlerini daha tatlı bir formata çevirip YouTube kanalımızdan paylaşıyoruz. Aynen. Web sitemizden paylaşıyoruz. YouTube kanalımıza üye olabilirsiniz. Ben Antiyatır gibi geçtim ama yaptığımız kahve sohbetlerini... Kanalımıza hoş geldiniz. Aynen. Öyle başlayabiliriz arada. Biz yaptığımız sohbetleri sürdürülebilirlikle ilgili konuşmayı seviyoruz. Bunu içselleştirmek için bunun yapılması gerektiğini de düşünüyoruz. Bunları kayıt altına almaya karar verdik aslında geçen seneden itibaren. Şimdi yeni videolarda geliyor. Güzel konular da var. Evet, böyle değişik sürdürülebilirlikle geçen gün yine konuşurken şunu fark ettik. Bir tane application var Pinch diye telefonda. İşte fotoğrafınızı çekiyorsunuz, böyle yanağınıza tuttunuz da yanağınızı çekiyor. Ben şu an ışığında yanağınızı... Ben de bakıyorum da niye çekiyorsun yanağınızı çekiyor. Yani sürdürülebilirlik kelimesi böyle ortaya koysanız ben buradan çekmek istiyorum. Ben de buradan çekmek istiyorum deseniz gerçekten her yere çekebileceğiniz bir kavram aslında. Biz de mümkün olduğunca çekmeye çalışıyoruz. Bunun etrafında dönmeye çalışıyoruz. Evet. Neyse başlıkları söylemeyelim de güzel başlıklar gelecek. Alakası var sürdürülebilirlikle başlıklar gelecek. Bu webinarımızın duyurusunu da hem LinkedIn'de paylaşımlarla çıktık hem de aslında newsletter'da çıktı. Newsletter'da değil ama bir duyuruyla çıktık mail ortamında da. Maillerimizin size düzenli ulaşması, newsletter'larımızdan, gelişmelerden, sürdürülebilirlikle ilgili paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz de internet sitemizdeki iletişim sayfasından e-bültenlerimize abone olabilirsiniz. Böyle tacizkar e-bültenler göndermiyoruz. Ayda bir tane, iki tane en fazla gönderiyoruz. Belki ilgilenirseniz dikkatinizi çekebilir. Bu son reklamlar slaytımızı da yaptıktan sonra referanslarımızı size gösterdikten sonra aslında karbon ayak izi nedir diye böyle o temelle girelim. Dünya toz bulutunun karşılığı karbon dünyası. Evet aynen öyle. Karbon ayak izi nedir diye başlayalım. Biraz tabii teknik olarak anlatacağız karbon ayak izi nedir. Çünkü karbon ayak izi iklim değişikliği çok gündemde olan konular ama karbon ayak izi aslında yaptığımız tüm faaliyetlerin bilim karbondioksit eşdeğer cinsine çevrilerek çevreye verdiği zararın aslında iklim değişikliğine etkisinin bir ölçüsü. Hepimizin birey olarak karbon ayak izi var, kuruluşların karbon ayak izleri var, ülkelerin karbon ayak izi var. Türkiye olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olduğumuz için her yıl ülkenin sera gazı emisyonları hesaplanarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında sunuluyor. Bireyler de iyi kötü karbon ayak izlerini hesaplayabiliyorlar ya da farkındaysanız ne olduğunuzu, ne kadar etkiniz olduğunu çıkarabiliyorsunuz farklı uygulamalarla. Bugünkü konumuz da zaten kurumlar karbon ayak izlerini nasıl hesaplıyor? İşte ISO 14064-1 bazında hesaplıyor. Bu karbon ayak izi neden önemli? Çevreye verdiği etki, iklim değişikliği nedir aslında? İşte hepimizin denk geldiği, artık haberlerde de çok gördüğümüz aşırı yağmurlar, dolu yağması, fırtınalar, hortumlar, hepsi yaşanıyor. Bunlar iklim değişikliğinin etkileri. Aslında artık buna iklim krizi demek gerekiyor. Etkiyi geçti, kriz haline geldi. Bu krizi fırsata çevirenler de var. Böyle renkli halılarını, bakın dolu yağarsa halılarınızı kullanabilirsiniz diye biz de bu yakadayız iki ya da komşumuz. Komşumuz çok güzel fırsatı çevirmiş durumda. Evet, biz bunu çok seviyoruz gerçekten. Evet. Yani bir riski fırsatı çevirip bunu tatlı bir şekilde dile getirip. Yani iklim kriziyle baş edemiyorsanız en azından dolu yağıyor, doluyla baş edin bizim kilimlerle diyebilirsiniz. Ya aslında tabii hani iş metodolojileri değişiyor, iş modelleri değişiyor. Dolayısıyla hani krizi fırsata çevirmek IKEA kendi açısından bakıyor. Birincisi önemli olan konu şu, yaptığınız her işe sürdürülebilirlik bakış açısıyla bakıyor musunuz? Yani biz bazı hizmet verdiğimiz firmalarda
risk değerlendirmesine sürdürülebilirlikle ilgili bir şey yok diyorlar. Bir saniye diyoruz. Yani bize şu risk değerlendirmesini getirebilir misiniz? Biz bir bakmak istiyoruz. Biz onu iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle bağlantılı noktalarını çıkartabiliyoruz. Yani sizler de bunu bu şekilde değerlendirdiğinizde evet. Aslında mutlaka farklı şeyler görüyor olacaksınız. Önemli olan o gözlüğü takmak. Evet, aynen. O gözlüğü takarak baktığınızda evet. Görebiliyorsunuz. Bu iklim krizini artık haberlerde, medyada da çok fazla görür hale geldik. Kriz olarak adlandırılıyor. Haberlerde görüyoruz bunların etkilerini, biliyoruz. İnananlar, inanmayanlar olmak üzere iklim değişiyor. İklim değişikliğinin etkilerini de hepimiz şiddetli olarak hissediyoruz. Deniliyor ki önümüzdeki 15 yıl içerisinde iklim değişikliğinden kaynaklı 6 milyar dolar yatırım ile 360 milyar dolar kayıp önlenebilir diyor. Yani bu iklim değişikliğinin sebep olduğu afetler evet. 15 yıl içerisinde dünyaya 360 milyar dolara mal olacak. Yani şöyle fayda maliyet analizine baktığımızda müthiş bir fayda maliyet maliyet tabii, analizi var. Yani 360 milyarı 6 milyarla engelleyebiliyorsun. Ve geçtiğimiz haftalarda Borsa İstanbul'da bir sürdürülebilirlikle ilgili bir sürdürülebilir finansmanla ilgili bir toplantı vardı. Orada Amerikalı bir profesör konuşma yaptı. Aynı zamanda Global Compact'in Türkiye başkanı Ahmet Dördüncü'nün de konuşması vardı. Aslında iklim değişikliği için ayrılması gereken bu 6 milyar dolarlık bütçenin dünya gayri safi milli hasılasının %1'ine veya 3'üne yanlış hatırlamıyorsam denk geldiğini söyledi. Dolayısıyla hani yönlendirilebilecek bir bütçe, hala aksiyon alınabilecek evet. bir bütçe olduğunu ama bu bakış açısıyla ve bu şekilde bir şekilde bir planlama yapılması gerektiğini söylemişlerdi. Evet, kriz olarak görmek gerekiyor. Yani ileride yaşanacak savaşlar da değişecek. Gıda savaşları, kıtlık savaşları, su savaşları olacak. Çünkü toprak etkileniyor, aldığımız gıda etkileniyor. Gıdaya ulaşmamız, temiz suya ulaşmamız, su kıtlığı yaşanılır hale, yani su kıtlığının etkilerini görür hale geliyoruz. Bunlarla ilgili belediyeler de aksiyonlar almaya başladı. Hani görüyoruz belediyelerin yaptıklarında iklim değişikliği eylem planları hazırlıyorlar. Başarılı uygulamalar yapıyorlar. Evet. Geçtiğimiz yine iki hafta önceydi sanırım. Sürdürülebilir iş ödülleri vardı. Biz de öyle bir yere oturmuşuz ki İzmir Belediyesi arkamızdaydı. Sağımızda Cortex, evet. Solumuzda genç bir girişimci. Herkes ödül aldı. Harikaydı. Hani İzmir Belediyesi büyük bir coşku ve inançla evet. biz de çok motive evet. etti. Aralarında evet. biz de onlar kadar sevindik galiba. Aynen öyle. Yani şöyle bu girişimcinin ödüllendirilmesi bir motivasyon yaratıyor. Birincisi tabii. çalışanlarda motivasyon yaratıyor. Üst yönetimin inancını sağlıyor. Bir de örnek oluyor, destek alıyor. Yani başka belediyelere örnek oluyor. Yani hatırladığım kadarıyla ilk emisyon hesaplamasını yapan belediyeler işte zamanında İSTAÇ karbon hesaplamalarını yaptı. Çevre Şehircilik Bakanlığı emisyon hesaplarını yapmıştı. Tamam bunlar yani evet. 10 sene öncesinden evet. bahsediyorum. Bunlar hep önce adımlardır ve aslında bakarsanız neden duyurulmalı, neden gösterilmeli? Çünkü birilerine iyi örnekler de paylaşılmalı. Bunlar gerçekten çok güzel örnekler. Evet, bir etkileyici bir etken oluyor. Yani devam etmesini sağlayan bir etken oluyor. İklim değişikliği böyle devam ederken etkileri çok uzun süredir biliniyor aslında. 1997 yılında Dünya Kaynakları Enstitüsü ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi dedi ki kurumlar etkilerini, sera gazı etkilerini raporlamak için bir standart olmalı. Hepsi aynı dilde hareket etmeli dedi. Ve GHG protokol oluşturuldu 97 yılında. 2001 yılında da bugün GHG protokol dediğimizdeki corporate standard yani kurumsal bazda sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanması için standart oluşturuldu. Bundan 5 yıl sonra ISO geldi. ISO da aslında GHG protokolü baz alarak ama ISO formatına çevirerek 14.064 çevir biri yayınladı. Aradan geçti 12 yıl. 14.064 çevir bir 2018 yılında güncellendi. Bunlar olurken 2015 yılında da Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken dünyayı dönüştürecek 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi
koydu. Bu hedefleri birçoğunuz hepiniz biliyorsunuz. Bu renkli kutucukları görüyoruz. Evet. Herkes çok sevdi. Sahiplenilmesi artı yani bu görselleştirme iletişim gerçekten önemli. Biz tabii daha teknik kalıyoruz maalesef hani belki bazı noktalarda ama bu 17 hedef bu şekilde bir paylaşımla aslında büyük bir iletişim yaratmış oldu. Kesinlikle iletişimde çok büyük etkisi oldu. Kurumlar kendi ihtiyaçlarına göre, kendi uygulama alanlarına göre bazı başlıkları sahiplendi. Zaten beklenen de o. Olması yani evet o. En başta söylediğimiz bu sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili nereden başlayayım noktasında evet bir kurumun yani ben hurra hepsini birden yapıyorum demesi zaten doğrusu da olmaz. Ama odak noktalarını seçmek için iyi bir kılavuz. Bunun alt planında aksiyon planlarının neler olabileceği, bunların hangileri işte yoksulluğa son dediğimizde neyi kastediyoruz? Açlığa son dediğimizde neyi kastediyoruz? Bunların alt açılımları, açıklamaları da mevcut. ISO da kendini bu kapsamda güncelledi evet. Aslında. Yani ki benim standartlarım da hangilerine hizmet ediyor diye. Bunların tüm standartları ISO'nun sayfasına girdiğinizde sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağını görüyorsunuz. Biz tabii buna çok seviniyoruz. Çünkü biz en başından beri belgelendirme kurumlarında çalıştık. Yani uluslararası firmalarda çalıştığımız tecrübe oralardaydı. Ve aslında oralarda yapılan her hizmetin sürdürülebilirliğe hizmet ettiğini yani anlatmaya çalışıyorduk. Yönetim sistemleriyle sürdürülebilir arasındaki bağı görüyor muyuz? Evet, ve çünkü bunu anlatıyorduk. Şu an bu değil. Çünkü yönetim sistemlerinde yapmaya çalıştığımız şey ben olmasam da bu şirket devam etsin. Bu şirketin bir kurallar hüzmesi olsun ya da iş yapış şekli belli olsun. Kişiden bağımsız olsun. Bu ne demek? Evet sürdürsün yani devamlılığı olsun. Biz yaptığımız her hizmetin buna sürdürülebilirliğe ISO standartlarının sürdürülebilirlikle ne kadar uygun olduğunu görüyorduk. O yüzden yüksek seviye yapını da sevdik biz. Evet. Yani yüksek seviye yapıdaki liderlik, risk odaklı olması, hayat boyu yaklaşımı ortaya almasından dolayı stratejiyi tepede kurması, bağlamı belirlemesi, iç dış tarafları, paydaşları belirlemesi bunların hepsi aslında sürdürülebilirlikle bir bütün. ISO'nun iklim değişikliğiyle bağı da aslında 14.060 ailesi standartları. Bunlar da 13. eyleme, iklim eylemine ve 9. eyleme hedefe sanayi yenilikçilik ve altyapıya destek veriyor. Karbon yönetimi yaparak. Şimdi 14.060 ailesi dedik. Bu aileye bakalım. Bu aile çünkü düşük karbonlu ekonomiye geçişte destek sağlayacak standartlar. 14.064-1 standartı var. Bugün de eğitimimizin konusu olan kuruluş bazında sera gazı emisyonlarının hesaplanması. 14.064-2 proje bazında yani yaptığınız projelerin sera gazı projesi, güdümlü faaliyet, emisyon azaltımları gibi. 14.067 ürün bazında 64'ler kuruluş bazındayken 67 ürün bazına gidiyor. Bir ürünün karbon ayak izinin fonksiyonel birime bağlı olarak belirlenmesi için. Tüm bu çalışmaları belgelendirme kuruluşları 14.064-3 standartına göre doğruluyor veya onaylıyor. Ve size bunun sonucunda bir beyan veriyor. Belgelendirme kuruluşları bu süreci yaparken bağlı bulundukları akreditasyon kuralları var. Bunları da 14.064 standartı belirliyor. 14.066'da da bu sürecin nasıl yürütüleceği, yetkinlikler neler olacak, kalifikasyonlar neler olacak, denetçi özellikleri diyelim yani, takımın, ekibin özellikleri neler olması gerekiyor diye detaylı bilgiler yer alıyor. Bu 14.060 ailesi. Biz şimdi 14.064-1'in 2018'ine bakacağız. 2018'de 10 maddeyle karşımıza çıkıyor. Diğer standartlar gibi. Evet. Yüksek seviye yapı gibi. Ama tabii bu yönetim sistemi olmadığı için yani yüksek seviye yapının 10 maddesi aynı. Tabii 14.064'te aynı değil. Farklı işte sera gazı envanter sınırı hesaplanması, azaltıcı faaliyetler diye karşımıza çıkıyor. Yönetim sistemi standart olmadığından kaynaklı ama bakış açısı aynı bakış açısıyla güncellenmiş durumda. Bir de ekleri var.
Fazla eki var ama nitelikli eki var, güzel ekleri var. Kılavuz olabilecek, uygulamada destek alabileceğiniz detaylı ekler var. Biz de biraz webinar içerisinde bu eklerden derlediğimiz bilgileri aktaracağız aslında sizlere. Peki değişti, güncellendi. Neler değişti? Temel değişiklikler ne? Birincisi dolaylı emisyonların dahil edilmesinde farklılık var. Biraz daha kolaylaştırdı. Sınırları belirlemede yeni bir yaklaşım sağladı. Yani eskiden işte hangi dolaylı emisyon olacak, hangileri katılacak ya da neden katılmıyor gibi durumlar vardı. Burada biraz daha farklı bakıyor. Bu kolaylaştırdı da kolaylaştırmadan ziyade genişlettiği için evet. Yani böyle kaçış alanı yok diye düşünüyorum ben. Çünkü daha öncesinde diğer dolaylı sera gazı emisyonları derken şimdi artık dolaylı sera gazı emisyonları diyor. Ve öncesinde yakıtların yanmasından kaynaklı yani kapsam bir emisyonları yine aynen duruyor. Onlar bizim direkt emisyonlarımız olarak var. Ama onun dışındaki diğer dolaylı emisyonlar ve diğer dolaylı emisyonları birleştirince enerji dolaylı emisyonlar kapsam 2 evet. dediğimizde diğer dolaylı emisyonlar dediğimiz kapsam 3'ü tek topladı. Dolaylı emisyonlar evet, artık. Dolaylı emisyonlar ve onları da ama 5'e ayırdı. 5'e böldüm. Şimdi o 5'e bakalım sonra bir başka bir değişikliklerimiz var. Operasyonel sınırlar yerine artık raporlama sınırları diyor. Bunun ne ifade ettiğine de bakacağız aslında. Ekler zenginleştirildi dedik biraz önce. Ekte verilen kılavuz bilgileri arttı, zenginleştirildi. Önemli dolaylı sera gazı emisyonları diye bir tabirimiz var. Buna bakacağız, bunu konuşacağız. Significant. Evet. Çevre boyutlarındaki gibi. Çevre boyutlarım var, bir de önemli çevre boyutlarım vardı. Artık dolaylı sera gazı emisyonlarım var, bir de önemli olan sera gazı emisyonlarım var. Hayat bu önemlileri yönetmekle geçiyor. Bu nedir yani? Direkt yok önemli çevre boyutu, yok önemli dolaylı sera gazı. Sürdürülebilirlik raporlamasında da önemlilik. Evet. Önem. Veriler önem kazandı. Birincil veri, ikincil veri, veri yönetimi. Verilerin de neden önem kazandığına bakacağız aslında. Operasyonel sınır yerine artık raporlama sınırı var dedik. Şimdi kuruluş sınırında değişiklik yok. Yani şöyle anlatayım. Eski sistemi, eski standartı bilenler için kuruluş sınırlarınızı ya kontrol ya da hisse senedi paylaşımı 2-3 şeye göre belirleyebiliyordunuz. Kontrolün altında idari kontrol ve operasyonel kontrol vardı. Aynı şekilde devam ediyor. Yani ilk etapta kuruluş sınırımı belirliyorum. Zaten firmalarımız yoğunluklu olarak operasyonel kontrole göre belirliyordu. Yine o şekilde oluyor. Ama operasyonel sınırları faaliyet sınırları tablolarımız vardı ya, faaliyet sınırlarını artık diyor ki bu raporlama sınırları. 6 gazdan bahsediyorduk. Yine GHG protokol daha önce almıştı kapsama. Yeni bir sera gazımız var aslında. O sera gazımızda NF6, nitrojen siri NF3 pardon SF6'yı karıştırdım. Nitrojen triflorit mikro elektronikte daha çok kullanılıyor. Aslına bakarsanız şuna geliyor bir yandan da dijitalleşmeyle beraber aslında daha kullanımı artan bir gaz olduğu için evet. sera gazı etkisinin giderek yüksek olacağı düşünülüyor. Evet, tahminen. Etkisi de fena değil. Yani küresel ısınma potansiyeline baktığımızda 16.100 civarında bir küresel ısınma potansiyeli var. Yani bir ton karbondioksit saldığınızda etkisinin pardon yani bir ton NF3 saldığınızda 16.100 ton karbondioksit salmış oluyorsunuz eşdeğer olarak. Raporlama sınırlarında nasıl belirliyorum, sınırımı nasıl çıkarıyorum? Bunun aslında hangi dolaylı emisyonların dahil edilip edilmeyeceğini belirlemek için bizden dokümante bir süreç ve kriterler tanımlamamızı bekliyor. Önemli olan şey şimdi buradaki standartın bakış açısında yine şunu söyleyebiliriz belki de hayat boyu bakış açısı geldi diyebiliriz bu standarda da. Karbon emisyonlarım sadece benim kapım içerisinde değil. Dolayısıyla önünde ve arkasında yani upstream'de downstream'de ürün yönünde ve kaynak yönünde artık bunu nasıl kullanmak isterseniz
buralardaki emisyonları dahil etmeniz gerekiyor. O zaman raporlama sınırlarını belirlerken de ben kapımın dışına ne kadar çıkacağım bunu göstermek gerekiyor. Hı hı. Şimdi yani çok tabii karşılaştırma yapmak belki uygun mu bilmiyorum ama 14.1 standartında kapımızın dışına çıkmamız hayat boyu bakış açısı bekleniyordu. Evet. Ama uygulamayı gördüğümüz zaman uygulamada bazı şeyler hani gerçekten önemli çevre boyutlarına ne kadar gidiyor, başka kuruma ne kadar gidiliyor belli değil. Ama bu standart biraz daha sıkı gibi gözüküyor. Yani çevre 14.1'den daha sıkı olarak evet. Emisyonlar anlamında daha detaylı bir sınır belirleme, önemli emisyonları kapsama alma, dikkate almayı bekliyor. Bunu yaparken öncelikle bu hazırladığınız 14.064 raporunun ya da standardı uyguluyorsanız neden uyguladığınızı tanımlamanızı istiyor. Bunu tanımlarken kimler kullanıcısı olacak bu raporun? Bunlara bakmanızı amacıma istiyor. Amacıma ve hedef kullanıcıma göre çünkü evet, sınır belirleyeceğim. Arkasından da öncelikle olası emisyonlarınızı tanımlamanızı ve bir değerlendirme yapmanızı istiyor. Bu değerlendirme tabii ki böyle belirsizliği çok düşük, çok böyle hassas bir ölçüm şeklinde değil ama önemli emisyonların ne olduğunu çıkartmak gerekiyor. Evet. Buna bir örnek verecek olursak, yani sektöre çok bağlı tabii, bulunduğunuz sektöre de çok bağlı ama işte. Yani şimdi önemli sera gazı hani nedir? Hani... Evet. Kime göre önemli, neye göre önemli, nasıl belirlemek lazım aslında? Bir araç üreticisiyseniz eğer, sizin tesisinizden çıktıktan sonra araç asıl emisyonları üretmeye başlıyor. Dolayısıyla evet, siz araç üretirken tabii ki emisyon yayıyorsunuz. Bir sera gazı yayılımı söz konusu. Ancak onun tüm hayatı boyunca, yani aracın tüm ömrü boyunca her kullanımda doğaya bıraktığı bir emisyon var. Ben bundan sorumlu muyum? Evet, artık standart diyor ki sorumlusun. Çünkü sen bundan bir gelir elde ediyorsun, bir. Evet. İkincisi, sen bunu etkileyebiliyorsun yani. O yüzden de üretim yapan sen olduğun için daha az emisyonlu bir araç üretebilirsin. Belki maliyeti yüksek olur ama daha az. Doğru. Dolayısıyla buna bakmak gerekiyor. O yüzden değerlendirmeden sonra da değerlendirmeyi yaptıktan sonra önemli emisyon kaynaklarını belirleyip sizin kendi kontrolünüzde, kapınızın içinde oluşmasa bile kapınızın dışındaki önemli emisyon kaynaklarını da belirleyip sınırları buna göre çizmenizi istiyor. Bir şeyleri de hariç tutuyorsanız bu hariç tutmanın neden olduğunu belirlenmesi lazım. Şimdi dolaylı emisyonları sınıflandırıyor dedik. Sera gazı kategorilerini aslında 6 kategoride veriyor. İlki doğrudan sera gazı emisyonları. Bir değişiklik yok. Bu eski bildiğiniz direkt emisyonlarımız. Sonra dolaylı sera gazı emisyonlarını da 5'e bölüyor. Enerjiden dolaylı sera gazı emisyonları. Bu aslında eskiden kapsam 2 dediğimiz emisyonlar yani. Taşımacılıktan dolaylı sera gazı emisyonları. Ürünlerden kaynaklı, yani ürünü üretmek için bu ham madde yönü dediğimiz tedarikçiden aldığımız ürünlerden, yani üretim için kullandığımız ham maddelerden kaynaklı diyelim emisyonlar. Arkasından biz sattıktan sonra, yani biz ürünlerimizi sattıktan sonra bizim ürünlerimizi kullananlar, müşteri tarafındaki emisyonlar ve son olarak da diğer dolaylı sera gazı emisyonları. Hala önemli. Bir önemli emisyonum var ama bu 4 kategoriye koyamadım diyorsanız diğer. Diğer. Ama yine de alın. Yine de kapsama dahil edin. Şimdi mesele bu. Mesele şu. Bu dolaylı sera gazı emisyonları içerisinde hangilerinin önemli olduğunu belirleyeceğim. Bunun için bir kriter oluşturacağım. İşte, nasıl belirleyeceğim o önemliliği ya? Valla hangisini rahat raporlayıp hesaplıyorsam onu seçerim ben. O zaman şey, direkt emisyonlarımla raporu sınırlı tutup, tamam ya biz biraz elektrik yakmıştık. Biraz hiç dolaylı emisyonum yok. Hiç dolaylı emisyon yok. Bugüne kadar durum böyleydi aslında. Durum böyleydi, evet. Yani yarı şaka böyleydi ama. Yani büyüklük mesela kriterlerden birisi. Şimdi birkaç kriter sayalım. Neye göre belirleyebiliriz? Örnek vermek amacıyla size. Büyüklüğe bakabilirim. Yani sera gazı etkim ne kadar? Bu 6 başlıkta zaten hani birincisini alıyorsunuz ama birden sonra gördüğünüz dolaylı 5 başlıkta etkilerin büyük olduğunu alabilirim. Yayılım önemli. Yani bu yine değer zincirinde etki etme, evet, gücüm nerede var, neyi izleyebiliyorum, neyi azaltmaya
dokunabilirim. Yani şöyle, eğer benim için direkt bir üretim yaptırtıyorsam bir firmaya, benim adıma bir üretim yapılıyorsa, evet, oradaki tasarımı etkileyebilirim yani ve orayı daha eko tasarıma yönlendirebilirim. İşte ya, yani bununla ilgili bir sürü şey var. İşte green chemistry var, eko tasarım var, o var, bu var. Yani bir sürü farklı kavram var sektör bazlı olarak düşünülebilecek. Dolayısıyla eğer etkileyebileceğim bir durum varsa tasarımını, şeyini etkileyerek bir kriter belirleyebilirim. Derim ki ben yönetebildiğim, etkileyebildiğim, emisyonu azaltabilme yetkim varsa bunlar benim sınırımda, evet diyebiliriz. Risk ve fırsatlarına bakabiliriz. Yani iklim değişikliğiyle bağlantılı tedarik zincirinde bir risk veya bir fırsat görüyorsak, finansal olabilir bu, regülasyon özellikle riskleri olabilir. Özellikle GRI sürdürülebilirlik raporu veya CDP raporu yapan firmalar risk ve fırsata göre, evet, bence mutlaka bu bir kriter olmalı. Evet evet. Oralarda çünkü yani özellikle mesela ulaşımda bu tip riskler benim çok dikkatimi çekiyor. Yani ulaşım hatlarının, güzergahlarının azaltılmasıyla sağlanacak emisyon azaltımları yapılabilir. Ve burada bambaşka riskler var. Onlar yönetilebilir. Onlarla ilgili bir kriter belirlenebilir. Sektör spesifik kılavuzlar var. Yani işte çimento sektörünün ayrı var, enerji sektöründe ayrı var. Daha az emisyon yaymaya yönelik, daha az, daha verimli, daha dijital, daha düşük emisyonlu yapılabilecek uygulamalar varsa bunlar değerlendirilebilir ve bunlara göre bir kriter oluşturulabilir. Tabii her sektöre göre de, evet, emisyonun tipinin yani önemliliği, evet, değişiyor aslında, aynen, sektör bazlı olarak. Ve taşeri ettiğimiz faaliyetlerden kaynaklı emisyonları bir kategori olarak belirleyebiliriz belki. Yani aslında yeni standartın özelliklerinden birisi bence. Demin de biraz değindik ama yani eski versiyonda işte kapsam 3 emisyon dediğimiz diğer dolaylı emisyonları ihmal ettiğinizde aslında bazı şeyleri taşeri ediyorsanız, kendi öz üretiminiz yoksa, ürettirip satıyorsanız sizin sorumluluğunuz olan en büyük payı emisyonu sizin emisyonunuz olmuyordu. Hatta eğitimlerde de çok zor olurdu bu. Yani o zaman tamam, ben taşer edeyim bütün hizmetleri. Madem o emisyon benim sorumluluğumda değil, raporda emisyonum çıkmaz. Evet, öyleydi. O yüzden biz yeni standartı sevdik. Artık öyle değil. Burcu demin söyledi. Yani o işten para kazanıyorsan, öz işin oysa, o emisyonu da dahil etmen gerekiyor senin iş faaliyetinle bağlantılı olarak. Bunu outsource ediyorum, taşere ettim, dahil etmiyorum yaklaşımı yok artık aslında. Yeni iş modellerinde bu çok yaygın bir uygulama aslına bakarsanız. Yani işte az önceki oturumda da 11-12 oturumunda da konuştuk. Uber gibi yani kurumlar var. Ne yapıyor? Hiçbir aracı yok kendisine ait ama taşımacılık hizmeti veriyor. Şimdi lojistik sektörünün emisyonlarını, lojistik sektörü kendine ait araçlardaki emisyonları dikkate alırken, o zaman Uber'in emisyonu sıfır mı? Hayır. Çünkü sen bir hizmet veriyorsun bir şekilde. Evet. Bir kurum olarak bir hizmet veriyorsun. Dolayısıyla buradaki emisyonları dikkate alman gerekiyor. Bir de duyarlılığı da gösteriyor. Yani bu kurumun aslında yaptığı, tabii, işe duyduğu hem sahiplenmeyi, niyet yani bu, hem de duyarlılığı gösteriyor. Sürdürülebilirlik bir kültürdür dememizin sebebi bu yani. Hani o bakış açısıyla raporlamam gerekmiyorsa raporlamıyorum dediğinizde siz, evet, zaten onu içselleştirmemiş oluyorsunuz. Ama amaç sürdürülebilirliğe, bu 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefine hizmet etmekse, sorumluluğumu bilerek, etki edebileceğim noktaları görerek hareket etmem gerekiyor. Tüm standartlar da artık kurumların zaten bu yaklaşımından uzaklaşıyor aslına bakarsanız. Uygulamaların birçoğu da buna gidiyor. Yani bu hayat boyu bakış açısının amacı bu. Eğer bir etkiniz varsa, ama onun başka bir sahibi daha var, o beni ilgilendirmiyor deyip işin içinden çıkamıyorsunuz. Evet. Çıkmamalısınız. Duyarlı olmak ve hani yaptığınız işe sahip çıkmak bunu gerektirir. Çalışanların katılımı bir kriter olabilir mi? Çalışanların gönüllülüğü, çalışanların farkındalığı diyelim. Yani şöyle, eğer bir kurum içerisinde bir farkındalık varsa, emisyon azaltmaya yönelik bir aksiyon, mesela kendi içlerinde bir platform başlattılarsa, bir uygulama başlattılarsa, tabii ki bunun etkisi küçük de olabilir ama oradaki bu farkındalığı, emisyon azaltmaya yönelik
çalışmayı, çalışmaya değer vermek ve bunu da bir kriter olarak göstermek gerekiyor. Çünkü orada bu da bir... Bu yine etki edebilmeyle ilgili aslında. Evet. Yani yayılabilmeyi, etki edebilmeyi bir kriter olarak seçebilirsiniz. Bu işte çalışan inisiyatifiyle yapılan bir girişim vardır. O girişimin emisyonu azdır ama desteklemek için kriter olabilir. Ve o da önemli emisyonuna dahil edersin. Evet. Ya da azaltıyordur yani. Burada tabii hem emisyon var hem de emisyon azaltımlarını nasıl takip edeceğiz, doğru, neye göre seçeceğiz var. Bir çalışan girişimiyle, çalışanlarla olan işbirliği modeliyle emisyon uzaklaştırması da sağlanmış olabilir. Dolayısıyla bunu dahil etmek de bunları kapsama almakta bir kapsama almak için de bir kriter belirlenebilir. Son bir şey söyleyeceğim. Sera gazı kategoriyle ilgili olarak webinar için değil de. Sera gazı kategorilerinde hani bu eklerde çok fazla detaylı bilgiler var. Kullandıkça göreceksiniz, uyguladıkça. Ama bir de alt kategoriler önemli. Yani biraz teknik bir standart haline gelmiş. Biz o yüzden sevdik. Bu dolaylı sera gazı emisyonlarını alt kategorilere bölüyor. Burada bir risk var. Onun altını çizmek istiyorum. Duplikasyon olabiliyor. Yani mükerrer sayım olabilir alt kategorilere bölerek. Ne demek istiyorum? Şimdi ham maddeyi temin ettin. N eksi birinden. Ama o da N eksi ikiden temin etti. Ve sana gelene kadar N eksi birde de bir, N eksi bire gelene kadar bir ulaşım emisyonu oldu. Sonra N eksi birden sana gelene kadar bir ulaşım emisyonu oldu. Şimdi bu ham madde temininden kaynaklanan emisyonu işte kuruluş tarafından kullanılan ürünlerden kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonları altına aldın. Ama içerisindeki taşıma emisyonu, taşımacılıktan dolaylı sera gazı emisyonunu burada mı aldın? Yoksa hem burada hem de taşımacılıktan dolaylı sera gazı emisyonunu mı aldın? Buna dikkat etmek lazım. Evet. Mükerrere duplikasyonu, aynen, engellemek için. Yani alt taşeronlar arasındaki lojistiği, ulaşımı ürüne mi yoksa taşımacılığa mı dahil ediyorsun gibi, hı-hı, böyle bu ayrımları da, alt kırılımları da iyi tanımlamak lazım. Bu sefer emisyonları boşu boşuna şişirmeni bir, evet, anlamı yok. Yani o yüzden alt kategorileri tanımlamanı, evet, irdelemeni bekliyorum. Evet. Buradan neye gidiyoruz? Yani bu alt kategoriler dedikçe belki şimdi fark ediyor olabilirsiniz. Dolaylı emisyonlar ile aslına bakarsanız ürünün hayat boyu değerlendirmesi arasında bir bağ var. Şimdi ISO 14064-1 standardıyla düşündüğümüzde, evet, direkt emisyonlarımız ortadaki sarıyla gösterdiğimiz kısım. Dolaylı emisyonlarımız dediğimiz kısım da hem sağında hem solunda ham madde yönündeki emisyonlar hem de ürün yönündeki emisyonlar. Şimdi biz bunu daha önce hayat boyu değerlendirme bakış açısıyla aslında ürün için yapıyorduk. Yani bir ürünün karbon ayak izini hesaplayacaksak, işte bir pet şişe suyun karbon ayak izini hesaplayacaksak, o suyun çıkarılması var, pet şişenin üretilmesi var. Sonra bizde şişelenmesi olabilir. Yani üretim tesisinde bunun paketlenmesi olabilir. Arkasından da ürün yönünde mesela kullanıldıktan sonraki bertaraf süreçleri falan olabilir. Dolayısıyla ürün bazında giderken biz hem ham madde yönündeki dolaylı emisyonları hem de ürün yönündeki dolaylı emisyonları bir pet şişe için alıyorduk zaten. Şimdi artık bunu ürün bazında değil, kurumun karbon emisyonlarını hesaplarken de direkt emisyonlarının dışında hem tedarik zincirinde hem de müşterilerindeki emisyonları dahil etmesini bekliyor. Ya şöyle bir durum söz konusu. Aslında tüm sistem biraz LCA'ya, hayat boyu değerlendirmeye gönderiyor, döndürüyor. Evet. Bakış açısını genişletiyor. Ve bir benzerlik de var. Yani yeni ISO 14064-1. Ben şöyle dedim, hani kafa karışıklığına da sebebiyet vermek istemem ama kurumun LCA'yı gibi düşünebiliriz aslına bakarsanız. Ürünün değil. Ama evet, yani hani LCA'de hayat boyu değerlendirmede upstream, downstream ve öz kısım diyoruz. Yani ürün yönü, kaynak yönü ve öz üretimi. Kuruma baktığında da tedarik, evet, zincirinde aynı noktaya bakmış aynı oluyoruz. Aynı noktaya bakmış oluyoruz. Tabii ki ayak hani öyle bir kelime yapıyor. Burada kafanızı karıştırması ama. Evet. Bakış açısı olarak evet, o şekilde iniyor. Burada fonksiyonel bir önemli zaten. Burcu'nun aktardığı kısım. Evet.
Hesaplama adımları eski versiyonda olduğu gibi aslında bir değişikliği yok. Önce kaynaklarımı ve varsa yutaklarımı belirliyorum. Hesaplama için metodolojimi seçiyorum. Faaliyet verimi seçiyorum, topluyorum. Sonra bu faaliyet verimi neyle çarpacağım? Emisyon faktörümle emisyon faktörümü çarpıyorum. Sonra karşıma emisyonlarım hesaplanmış bir şekilde çıkıyor. Ne kadar basit. Faaliyet veriyle emisyon faktörünü çarpıyorum. Bitti. Bence bu kadar bitirebiliriz. Bu kadar. Bu kadar. Bu süreçte değişen en net noktalardan birisi, başta bahsettik, verilerle ilgili değişiklik oldu. Veri toplama önem kazandı. Yani neden önem kazandı veri toplama? Bu kapıdan çıkıyoruz. Kapıdan çıkınca veriyi toplamak daha zor hale geliyor. Yani artık satın alma departmanına gidip veya yan masadaki arkadaşıma sorup veriyi toplamak dışında, bunu da yapıyorum. Ham maddeyi temin ettiğim tedarikçime de soruyorum. Ürünümü kullanan tüketicideki etkileri de bakıyorum. Hatta ürünüm atık olduğu bertaraf aşamasını da değerlendiriyorum. Dolayısıyla verileri toplamak artık daha önemli. Şimdi 14.040 ve 44'te hayat boyu değerlendirme standartlarında da böyledir. Verilerin toplanması için bir prosedür olmasını bekler. Bu süreçte bu kapının dışına çıktıkça verileri toplamak zorlaşıyor. Her türlü veriyi elde de edemiyorsunuz normal olarak. Veri kalitesi düşüyor. Böyle riskler var tabii. Veri kayıpları olma riskleri var. İşte tüm bunları, bu süreci, veri kalitesini arttırabilmek için bir veri toplama adımlarının oluşturulmasını istiyor bizden. Hangi verilerim önemli? Toplanacak verilerin bir önceliklendirmesini yapıyorum. Verileri seçiyorum. Bunların içerisinde alacağım verileri. Verileri topladıktan sonra boşluklar varsa, kayıplar varsa bu kayıpları nasıl ikame edeceğim? İkame veri nasıl koyacağım? Veri kayıplarını nasıl gidereceğim? Buna bakmamı istiyor. Sonra sürekli iyileştirme, veri kalitemi iyileştirmemi sağlıyor, istiyor aslında. Bu yine biraz seri gazı emisyonu yönetmeliğine tabi olan, onunla ilgili raporlama yapan kişiler, firmalar biliyor bu süreci. Sera gazı emisyonu yönetmeliğinde de böyle diyor ki, veri oluşturduğu andan emisyon hesaplana kadar ki tüm süreçte verilerin takip edilebilir, tekrar edilebilir ve güvenli olmasını sağlamanız gerekiyor diyor. Birincil veri, ikincil veri diye bir fark ortaya çıkıyor, karşımıza çıkıyor aslında. Birincil veri değer zincirinden direkt elde ettiğim veriler. Ayrıca benim doğrudan ölçümle veya ölçmeye dayanan hesaplamayla elde ettiğim veriler. İşte ne kadar doğalgaz kullandım, sayaç verisi. Ne kadar elektrik kullandım, oradaki faturadan yine sayaca dayanan veri. Kantar verileri gibi veriler. Birincil veriler. İkincil veriler de değer zincirinden direkt elde edemediğim veriler. İşte literatür verisi kullanmış olabilirim. Sektör ortalaması kullanmış olabilirim. Uluslararası kabul görmüş veri tabanları. Çeşitli mercilerin, yetkili mercilerin sunduğu veriler gibi. Bunlar da ikinci veriler olarak karşımıza çıkıyor. Ve der ki 14.040 ve 44'te de mümkün olduğu noktalarda birinci veri kullanın. Birinci veriye ulaşamadığınız noktalarda ikinci veri kullanın. Özellikle önemli noktalarda birinci veri kullanın, ikinci veri kullanmayın der aslında. Verilerle ilgili tabii veri deyince firmalarımızın çok sevdiği bir nokta karşımıza çıkıyor. Veri dedik, sayaç dedik, bilin bakalım ne geliyor. Kalibrasyon. Özellikle hani verilerin güvenilirliği açısından ve de hala belirsizlik hesabı var. Belirsizlik açısından kalibrasyonlar önemli. Kalibrasyonların takibinde olması gerekiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi gideceğiz o zaman, bir de müşterimizden aldığımız verinin kalibrasyonunu bir de sorgular hale geleceğiz. Yani o verinin güvenilirliğini sorgular hale geleceğiz aslında. Yani kolay gelsin sen arkadaşlar hepimize. O yüzden verilerini iyileştir sürekli diyor. Yani. Yani veri yönetimi işin çok gerçekten zor bir kısmı. Evet. Kurum içerisindeki kısmını yönetmek yine daha kolay ama kurum dışındaki tarafa ulaşmak, evet, doğru veriye ulaşmak. Yani şeyde yeni standartta 50.001'in yeni versiyonunda da öyle aslında. 50.001'in 2018 versiyonunda da
veri toplama için artık bir planlama aşaması yap diyor. Yani hangi veriler önemli, enerji verimliliğini etkileyecek, hangi veriler var, bunları çıkardığını, bunları izlemek için bir planlama yap diyor. O da 51'in önemli değişikliklerinden birisi. Veri önemli yani. Big data demiyor insanlar boş yere. Big data'nın peşinden koşmanın bir sebebi var. Bir de tabii bu verilerin kayıt edilmesi, saklanması, arşivlenmesi gibi konular önemli. Yine yönetim sistemlerinden hakim olunan noktalar bunlar. Emisyon azaltım faaliyetlerine değiniyor. Ya emisyon azaltım faaliyetlerinde şöyle bir şey var. Evet, burada genellikle standart emisyonların hesaplanmasına odaklanıyor. Ama eğer varsa emisyon azaltım faaliyetleri de bu standarda bağlı olarak raporlanabilir. Bunlar da yüzük olarak geçiyor ve yani artı eksi sonuç olarak emisyonların toplamdaki değerini gösteriyor. Yutak, güdümlü faaliyet, sera gazı, emisyon azaltım projeleri hepsi geçiyor aslında. Şöyle Türkiye'de artık bu dönemde Türkiye'deki emisyon azaltım faaliyetleri daha çok enerji piyasası üzerinden, yenilenebilir enerji santralleri tesisleri üzerinden dönüyorlar. Karbon piyasasına evet. Kastediyoruz. Karbon piyasası, evet. Son bir aydırsa artık Türkiye'deki şebekeye bağlı olan enerji tesisleri bu kapsamda değerlendirilemiyor. Hani böyle bir tesisiniz varsa sizin dikkatinizi çekecek bir konu. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de artık sanayi tarafından yapılacak minik emisyon azaltım faaliyetlerini de karbon ticaretine dahil edebiliriz. Çünkü bu artık daha değerli bir hale gelecek. Az miktarı az olabilir emisyon azaltımının miktarı. Ancak finansal karşılığı ilerleyen yıllar içerisinde değer bulabilir. Çünkü sistemdeki arz talep dengesi bir şekilde oturacak. Evet. Yani eskiden karbon borsası dediğimiz yerde rüzgar santralleri, yenilenebilir enerji, solarlar, hidroelektrikler, işte çöp gazından elektrik projesi gibi projeler hakimdi karbon borsasına. Ama şimdi bunlar Ocak 2020 itibariyle karbon borsasına giremeyecek Türkiye'deki projeler. O zaman bu risk yeni bir fırsattır diyoruz. Sanayi için özellikle. Için, evet. Sanayi için. Yani nedir? İşte enerji verimliliği projeleri, teknoloji veya proseste yapılan iyileştirmeler, işte karbon yakalama, depolama sistemleri, yakıt değişiklikleri, alternatif yakıta geçme, atık minimizasyonu gibi kurumunuza yapabileceğiniz iyileştirmeler, emisyon azaltımları bir karbon borsasında da işlem görebilir hale gelebilir diyelim. Hedefler konusunda emisyon performansınızı takip etmenizi istiyor ama hani hedef koymak zorunlu değil bu standartta. Eskiden de değildi, şimdi de değil. Ama biz bu kısmı önemsiyoruz. Hedef olması gerekiyor. Yani hedef koymak neden önemli? Neden olması gerekiyor? İçerideki motivasyonu sağlıyor. Bir kere kurum içerisindeki motivasyonu sağlıyor. Sahiplenmeyi sağlıyor. Bir ikincisi de yani aslına bakarsanız hedef koyarak yaptığınız şey ne? Emisyonu yönetmek demek. Tüketilen yakıtı, kaynağı, maddeyi yönetmek demek. Ne kadar az tüketirseniz, ne kadar az buna ihtiyaç duyarsanız hedeflerde iyileştirme sunarsanız maliyet yönetimi de yaptığınız için. Maliyeti de azaltmış oluyorsunuz. Ama standartta raporlama kısmında bahsedeceğiz ama hani raporlansın, performans raporlanması demek geçtiğimiz yıla göre ne yaptığımızın karşılaştırması. Ama hedefler noktası değil aslında. Hedef istemiyor. Evet. Yani istemiyor değil. Hedefe hayır. Zorunlu değil. Yani zorunlu değil. Hani standart dili vardır ya. Evet. Shall should may'ler evet. Vardır. Evet. May olarak geçiyor. Yani yapsanız iyi olur. Evet, yapsanız iyi olur. Ama kurum içerisinde tüm uygulamaların tabii ki sahiplenmesi için diğer birimler tarafından, üst yönetim tarafından sahiplenmesi için biz de hedef koyulmasını öneriyoruz. Yine özellikle GRI raporu, sürdürülebilirlik raporu yapılıyorsa, CDP raporlaması yapılıyorsa, yönetim sistemleri varsa firmaların o taraflara da entegre edilerek hedefin koyulup takip edilmesinde fayda ve güzellik var diyorum. Evet, aynen öyle. Öneriyoruz. Son bölümü, 9. bölümü standartın, son değil aslında. 10. bölümü de var. 10. bölümde verifikasyondan bahsediyor ama raporlama 9. bölümde neler istiyor? Raporlama içeriğinde bir değişiklik yok.
Bu aşamaya gelene kadar ben sera gazı envanterimi çıkardım. Toparlamak gerekirse neler yaptım? Önce amaç ve kapsamımı belirledim. O zaman raporda bunu yazmam gerekiyor. Kurumun genel bir tarifi, ben bunu ne için yapıyorum, hedefim ne, envanter oluşturmaktaki amacım ne, bunları belirliyorum, yazıyorum. Zaten buna bağlı olarak, amacıma ve hedef kullanıcıma bağlı olarak raporlama sınırlarımı da oluşturacaktım. Sonra organizasyonel sınırlar, kuruluş sınırları dediğimiz, o değişmedi demiştik. Yani ben tesislerim nerede, fiziksel olarak sınırlarım neler, onları belirliyorum. Değişiklik yok demiştik ufak hatırlatmayla. İşte operasyonel kontrolümdeki tesisler veya idari kontrolümdeki tesisler veya çok uygulanmıyor ama hisse senedim olduğum yani payımın olduğu, eşit paylaşımın olduğu tesisler diye bir organizasyonel kuruluş sınırlarını belirliyoruz. Sonra detaylı konuştuğumuz raporlama sınırlarım. Hangi emisyonları dahil ediyorum, kategorileri neler, alt kategorileri neler, bunları mümkün olduğunca sınıflandırarak veriyorum. Raporlamada vermem gerekiyor. Arkasından hesaplanmış sera gazı envanteri emisyonlarım. Nerede ne kadar emisyonum var artık sayısal değerlerle raporda eskiden veriyorum. Eskiden belgelerde kapsam 1 ve kapsam 2 yazarken şimdi artık 6 tane kapsamdaki emisyonlarımızı gösteriyor olacağız aslında değil mi belgeler üzerinde? Öyle olması. Evet, öyle olacağını düşünüyorum. Öyle olacağını düşünüyoruz. Bu da aslında şunu gösteriyor. Yani sınırları belirlerken de bulunduğumuz sektöre bağlı olarak yani müşterimizdeki yani sizin ürünlerinizin kullanılmasından kaynaklı emisyon miktarını çok düşük tutuyorsanız demek ki gerçekten çok da anlamlı bir iş yapmadığınız aslında bir sertifika üzerinde de belli olacak. Yani evet. Yine tasarım aşaması hani değil mi? En başı raporun sınırının belirlenmesi çok önemli. Çıktı direkt bununla ilişkili olacak. Evet yani o emisyonların bu kadar sınıflandırılmasının güzel bir sebebi var. Dediğin gibi nerede etkilerim fazla onları görüp ondan sonra ona göre de aksiyonlarımı, evet. Eylemlerimi oluşturabilirim. Nereye odaklanacağımı da görebilirim aslında. Yani sera gazı performansımı takip etmem gerekiyor. Yine raporun içerisinde performansı karşılaştırmayı vermek gerekiyor. Yani yapılan demin bahsettiğimiz emisyon azaltım faaliyetleriniz varsa bunlar, bunların etkileri, sera gazı performansınız nasıl değişti, bunların raporun içerisinde vermek gerekiyor. Rapor bitti, hayırlı olsun diye. Evet, artık denetime girmek isterseniz denetime girebiliyorsunuz. Yani bir solukta, bir saat içerisinde değişiklikleri aktarmaya çalıştık. İlave sorularınız olursa her zaman bütün iletişim kanallarımız açık. Evet. Ulaşabilirsiniz bizlere. Bizim için güzel bir webinar geçti. Evet. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Bundan sonraki webinarlarımız da yine LinkedIn aracılığıyla ve mailler aracılığıyla duyuruyor olacağız. LinkedIn'de sizlerin de bu webinarları paylaşmanız, daha çok kişiye ulaşmanız, bir şekilde bu bilgi paylaşımının artması bizi çok memnun eder. Böyle bir ricada da bulunalım. Bu keyifli, yani bizim için keyifli umuyorum, sizin için de öyle olmuştur. Webinarın bir şeyi olarak, ricası olarak eğer paylaşabilirseniz bizim LinkedIn'deki webinar duyurularımızı, newsletterlerimizi çok memnun oluruz. Herkese iyi günler. İyi günler.